Adım adım ilerleyeceğiz ama bu çok deneysel bir teknoloji ve inanın şöyle bir şey var, siz de göreceksiniz. Denemelerde birçok sorun çıkabiliyor. Yani çalışmayabiliyor falan ama bu deneysel bir teknoloji. Zaten kıymeti de o. İlk yapanlardan oluyorsunuz. Dünyada bu teknolojiyi ilk deneyenlerden oluyorsunuz. Mesela ben Polygon ID'yi indirdim iPhone'da. Ne diyor? Error downloading. Yani diyor ki buradaki şemaları indirirken sorun yaşıyorum diyor. Hemen o sorunu çözmeye çalışıyoruz. İnternet kaynaklı mı bir sorun var? Onu anlamaya çalışıyorum. İnternet kaynaklı da olabilir sorun. Hemen bir onu da çözelim. Yani ben bir yandan anlatacağım tabii de. Şimdi burada şema dediğimiz şey var. Şemanın içerisine siz o şeyi belirliyorsunuz. İş yorun, yani temin edicinin, sağlayıcının sağlayacağı şey. Yani diyelim ki içerisinde işte yaş değişkeni var, isim var, doğum tarihi var. Bunları içerisine koyuyorsunuz ve bunların değer tiplerini de belirliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki mesela bu bir tanesi integer olsun, bir tanesi ne diyelim string olsun, başka biri boolean olsun, true false olsun. Hatta daha böyle spesifik şeylerde kullanabiliyorsunuz. Bunları koyduktan sonra bu şemayı oluşturuyorsunuz. Bunun için de burada yazmamış ama bir site var. Şimdi onu açacağım. Burayı da okuyalım. Şema türü verifier credential'a dahil edilmesi gereken alanları. Yani siz bir kriptografik kanıt sunacaksınız ama onun içerisinde neler olsun? İsim alanı, yaş alanı falan. Bu alanlar için açıklamayı tanımlayarak belirli bir doğrulanabilir kimlik bilgisi yapısını, yani o yapının içerisinde hepsi yer alıyor, kodluyor. Şemalar bu WC'lerin farklı hizmetlerde birlikte çalışabilir şekilde kullanılmasını olanak tanıyan önemli bir bileşen ve herhangi bir program yalnızca bir şemayı ayrıştırarak doğrulanabilir kimlik bilgisinin içeriğini veren tarafla etkileşime girmek zorunda kalmadan bütün hikaye bu. Yani ben gidip Manning'e bak ben kitap yazdım deyince dur ben bir abaküsü arayayım bakayım yok. Veya abaküse bir sorgu yollayayım bakayım doğru mu yok. Direkt abaküs bunu zaten benim cüzdanıma koymuş. Bitti. Onunla o iletişim kurmuyor. Bunu sağlıyor. Örnek bir şemayı şurada görüyorsunuz. Mesela versiyonu var. Şemaların versiyonları da oluyor. İşte burada ID, tip. Buradaki şemanın adı Know Your Customer Age Credential var. İşte context içeriğinde neler var? İşte type var. Ondan sonra doğum tarihi var, doküman tipi var. Böyle bir şema oluşturuyorsunuz. Bu şema oluşturma noktasında da aslında bir tane yardımcı site var. O videoyu da hem o siteyi de hemen size göstereceğim. Bir saniye. İnternet bağlantısında bir sorun var. Ya da sitede bir sorun da olabilir. Gösterelim. Sitesinde bir sorun var. Şema'nın uygulama videosuyla ayrıca devam edelim.